Enerjisini magmadan alan güç kuvvetler, yeryüzünün şekillenmesinde önemli bir etken. Ekrojenez kıta oluşumu, yeryüzünde krat kıta parçaları bir gemi misali, bir denge. Katman oluşturur ve devasa mesela Nemrut krateri gibi bir dağın. Onun dışında da yeryüzünde akarsuların taşıyıp biriktirdiği ve deniz artmasına ve oranın o tabanın çökmesine neden oluyor. Bu içeriye doğru kara parçasından içeriye doğru çekilme, gerileme meydana geliyor. Buna da regresyon olayı diyoruz. Evet gençler, ülkemiz bir deprem ülkesi ki haritada da görüyorsunuz maalesef kıpkırmızı. Hem Kuzey Anadolu sahanının kesişme noktasında yer alıyoruz. Yani illa ki bir liste deprem oldu. 7 kilometre ilk bir bantta bile burada insanlar depremi yeterince hissetti. O yüzden düzgün sıraya geçelim. Bak bize. At. Gençler. ...2009-2013 yılları arasında Van'da coğrafya bölümünü okuyordum. Maalesef 23 Ekim 2011'deki Van depreminde enkaz altında kaldım. Ve 7 saate yakın bir çalışma sonrasında sağ olarak kurtarıldım. Ve onun sonrasında tabii ki ağır psikolojik bir süreç yaşadım. Tedavi gördüm, psikiyatriye gittim. Hatta okulu bırakma noktasına geldim. Ama eğitime olan aşkım, öğretmenliği sevmem... bu süreçte gerçekten çok büyük bir etki oldu ve bütün o sıkıntılara rağmen eğitimimi tamamladım ve 2013'te öğretmenliğe başlamış oldum. Antep'e atamam gerçekleşti. Orada da çok güzel bir süreç yaşadım. Eğitim ortamı çok güzeldi. Maalesef 6 Şubat Kahramanmaraş'taki depremde orada da maalesef ülkemizin acı gerçeği olan depremle yine yüzleştik. Ve sıkıntılar yaşadık tabii ki. Ailemi burayı taşımak zorunda kaldık. Ayağımda bir sıkıntı vardı ve maalesef o hengamede dizim dönerek çapraz bağlarımı kopardım. 2 yıldır da bunun tedavisini görüyorum. 2 ameliyat geçirdim. Eğitime olan aşkım, öğrencilerime olan sevgim daha ağır bastı. Ve sakat ayağıma rağmen yine eğitim ortamını terk etmedim ve terk etmeyeceğim. Öğrencilerim benim evlatlarım gibidir. Kardeşlerim gibidir. Yani çok seviyorum. Depremle ilgili bir kitap yazma sürecim başladı. Kitabı yaraladım sayılır. Burada insanlar bilinçlensin. En azından inşallah kimse yaşamaz da olur da yaşarsak neyi yapıp neyi yapmayacağımızı gerçekten bilinçlendirelim. İnsanlarımız bilinçli olsun bu konuda. O yüzden insanlarımızın hizmetine sunmayı düşünüyorum.